Evet, tekrar merhabalar sevgili seyircilerimiz. Sine 5 ekranlarında Uzman Gözleri programındasınız. Canlı yayınla programımızın ikinci bölümde dolayısıyla birlikteliğimiz devam ediyor. Ve günlerden cuma, herkese hayırlı cumalar dileyelim. Güzel, huzurlu, mutlu ama hepsinden önemlisi sağlıklı bir gün olsun inşallah diyerek hiç vakit kaybetmeden bugünkü yayınımıza başlayalım. 0212 alan kodumuz 331 32 17 18 19 3 ayrı hattımız hizmetinizde. Program süresince bize ulaşabilir ya da uzmangozuyla@sine5.com.tr adresine de soru gönderebilirsiniz. Bugün biliyorum çünkü her programda öyle. Telefonlarda kilitlenecek, maillerde adeta gelmeyecek, yağacak tabiri caizse. Çünkü sevgili seyirciler, sizin sürekli bu programda görmek istediğiniz isimlerden bir tanesi herbalist sevgili İbrahim Gökçek bizlerle beraber. İbrahim Beyciğim, hiçbir şey demiyorum, sadece kısa, net ve öz hürmetler ve saygılar. Hürmetle saygılar. Bugün kronik yorgunluk diyeceğiz. Evet. Değil mi? Birçok kişi bu anlamda muzdarip. Hiç sebep yokken, hiçbir sıkıntımız yokken ama bir bakmışız gün boyu böyle uyku hali, yatar pozisyon, kolumuz bile kaldıracak takadımız yok. Neden diye sürekli sorular. Ben de çok yaşadığım için İbrahim Bey, bu konuyu hakikaten çok dikkatle dinleyeceğim sizden. Onunla beraber ya da bu konuyla beraber romatizma rahatsızlıklarından bahsedeceğiz. Evet. Yani çok önemli konuları konuşacağız sevgili seyirciler. O yüzden şöyle ekran başında kalın, televizyonunuzu sesini mümkünse açın, çayınızı kahvenizi alın. Çünkü gerçekten önemli konuları konuşacağız. Tabii bu rahatsızlıkları bitkisel yollarla, hepsinden önemlisi de bu, nasıl çözeriz, nasıl derdimize derman oluruz, işte bununla ilgili kıymetli bilgilerini bizlerle paylaşacak. Buyursunlar, ben her zaman gibi çok konuştum. İbrahim Beyciğim, söz sizde. Bu kronik yorgunluk nedir, neden olur? Kronik yorgunluk sebepleri iki. Bir, mantarların sebep olmuş olduğu kronik yorgunluk rahatsızlıkları. İki, virüslerin sebep olmuş olduğu kronik yorgunluk rahatsızlıkları. Eğer ki kişinin bağırsaklarında mantar yerleşmişse, antibiyotik kullanmaktan dolayı veyahut da aşırı tatlı yemekten veyahut da bağırsak herhangi bir nedenle bağırsak enfeksiyonu geçirmişse faydalı bakteriler azalır, zararlı bakteri ve mantarlar çoğalır. Mantarlar üretmiş olduğu toksik madde bağırsakları yakar. Bağırsaklar yanarsa, kavrulursa besinlerdeki vitamin, mineral, enzimi ememez. Bir, iki, mantarların üretmiş olduğu toksik maddeyi karaciğer aratmaya çalışır. Neyle aratıyor? B6, B12 vitamini. Sürekli aşırı vitamin harcamaktan dolayı kişide halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik başlar. Yani bir, mantarlar sebep olur. İki, virüs. Onlar nasıl oluyor? Virüs, bir, EBV virüsü, kronik yorgunluk sendromuna sebep olur. Epstein-Barr virüsü. Bu da herpes çeşidi bir virüs. Vücuda girdiğinde bağışıklık sistemi bunu tanıyamazsa, yok edemezse, grip zanneder kişi kendini. Halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, eklem ağrıları, baldırda bacakta ağrılar vesaire olur. Kişi kendini grip zanneder. Tedbirini alamazsa zamanla lenf sistemine yerleşir. EBV virüsü lenf sistemine yerleştiği zaman da bağışıklık sisteminin antikor göndermesini engelleyen bir protein gönderir. Bu da bağışıklık sistemini blok eder, frenler. Bu da neye benzer? Gözü bağlı bir boksör ringe çıkmış boks yapıyor. Kiminle, neyle, niçin dövüştüğünü bilmezse ne olur? Sürekli efor harcamak, enerji harcamaktan halsiz, dermansız, yorgun kalıyor. Bağışıklık sistemi çöküyor. İki, virüsler üç ayrılır. Bir, EBV virüsü. Genellikle lenf bezlerinde, koltuk altında, kasıklarda, bezelerde şişme şeklinde ortaya çıkar. Bu virüs karaciğere yerleşirse karaciğerdeki virüsleri de kontrol eder. Akıllı virüs denir buna. Hangi organa yerleşirse o organdaki virüsleri, mikropları kontrol eder. Üçüncü virüs tipi ise genital sihir ve genital herpes. Genital bayanlarda mesela genital herpes veya genital sihir yakalanırsa Allah korusun rahim ağzı kanserine dahi sebep olabilir zamanla. Çok ciddi. Çok çok ağır bir vaka. Tabii. Genital sihirle bazıları zannediyor ki et beni, tedbir almıyor ve bilemiyor. Mesela bunlardan birisi Mükremin Bey yıllar önce et beni zannetmiş adamcağız, önemsememiş. Daha sonra fark etmiş sihir olduğunu. Biz ona iksir, aloe vera jel, efendim, damar çayı, enfeksiyon çayı verdik. Normal olarak genital sihir, genital herpes rahatsızlığı olanın tedavi olması çok kolay. Akutsa 3 ay, en kötü ihtimal 4 ayda iyileşir. Kronik hale gelmiş. Fakat kronikse, yani çok ağırsa
Nadiren aylarca sürebiliyor. 6 ay dayandıktan sonra dedi ki ben artık kullanmayacağım. Niye? 6 yılda artık iyileşmedim dedi. Bütün rahatsızları geçti. Mide bağırsak rahatsızları, romatizması vardı. Hepsi iyileşti. Sadece bu rahatsızlık geçmedi. Bana başka bir çözüm üret dedi. Tamam dedim. O zamana kadar... Evet. Bu isporto şişesinde gördüğümüz şey Melaleuca alternifolia. Bravo. Nedir? Pardon. Af buyurun. Bir daha söyleyebilir misiniz? Melaleuca. Melaleuca alternifolia. Yani? Çay ağacı yağı. Yani çay ağacı yağı çayla ilgisi yok. Çay değil. Yani bildiğimiz çay değil. Çay ağacı yağı denmesinin sebebi Kaptan Cook işte bu dünyada araştırmalar ilk Amerika'yı keşfetti vesaire. Avustralya'ya gidiyor. Avustralya'da keşif yapmak için. Bakıyor ki Avustralya yerlileri bir bitkinin yaprağını çay gibi demliyorlar, içiyorlar. O da diyor ki ha çay ağacı. Bilmiyor ya. Çay ağacı oradan dolayı çay ağacı olarak kalmış. Fakat çayla ilgisi yok. Çay ağacı yağı bazı internet sitelerinde çay ağacı yağı derken Maluka denen bir süs bitkisi var. Yeni Zelanda ve Avustralya'da yetişir. Aynı bitki biraz buna benzediği için Maluka yağı ile Melaleuca yağı birbirine benzediği için bazıları karıştırıyor. O çok ucuz ve süs bitkisi. Hiçbir etkisi yok. Maluka. Bazıları Melaleuca yerine Maluka yağı satıyorlar. İnternet sitelerinde yanlış bilgi verenler bile var maalesef. Bu nedenle Melaleuca alternifolia Latincesi. Hatta bazı internet siteleri Türkçesini doğru yazıyor, Latincesini yanlış veriyor. Allah. Zor ama yani telaffuzu bize son derece zor. Şimdi bununla bu bitkiyle ilgili klinik araştırması yapılmıştır. Bir, Profesör Doktor Bazet ve ekibi 1990 yılında Melaleuca yağı ile aknesi, yüzünde akne ve sivilce olanlara üzerine denenmiş. Bir damla akneye sürüyorsunuz. Günde 2-3 defa. İbrahim Bey niye şu çenemin şu alt köşesine dikkatli böyle bakarak anlatıyorsunuz? Anlayamadım. Tam şurada kocaman bir sivilce var. Deneyebilir. Hemen denemek istiyorum. Ama bu çok sert. Bir damla da fazla değil. Sadece bir damla mı? Sadece bir damla. Sivilce ve aknelere yüzde, vücutta hiç fark etmiyor. Deniyorum İbrahim Bey. Özellikle buraya çünkü fondöten vesaire de sürmedim. Çünkü gerçekten şu birkaç gündür böyle çıktı. Normalde bende sivilce de çıkmaz aslında. Ama nedense herhalde 3 hafta sürdüğünüzde vücuttaki her türlü akneyi bir daha. Akneye sil. Tamam. Şöyle şuraya. Şuradan görüyorum. İbrahim Bey yarın bu sivilcem geçecek mi şimdi benim? 2-3 defa sürerseniz 2-3 gün. 2-3 gün? 2-3 gün. Bir damla. Bir damla. Profesör Doktor Bazet ve ekibi klinik araştırması. Bu klinik araştırması. Yani burada laf değil. Profesör Doktor Bazet ve ekibi. Klinik araştırması var. Zaten o yüzden böyle size güveniyoruz. Ve Profesör Doktor Bazet ve ekibi Melaleuca yağı ile ilgili tedavi denemeler yapmışlar. Buyurun. Yapmış oldukları tedavi denemesinde kimyasal bir ilaç var. Bu da akneye karşı kullanılır. Benzol peroksitten yapılan kimyasal ilaçtan daha etkili olduğu belgelenmiş. Akne ve sivilceye karşı. Akne ve sivilceye karşı etkisi daha etkili. Artı Profesör Doktor William tırnak mantarı ve ayak mantarına karşı denemiş. Profesör Doktor William ve ekibi tırnak mantarı ve ayak mantarına karşı denemiş, etkisini ispat etmişlerdir. 3. Profesör Doktor Blaşev ve ekibi bayanlarda vajina mantarına karşı fitil şeklinde kullanımda tedavi etmiş. 4. Benim kendi araştırmam. Küçük oğlumun, yani büyük oğlum, şimdi o zaman küçüktü, 5 yaşındaydı. Allah bağışlasın. Bundan 17 sene önce denemişim. 17 sene önce hayatında mantar vardı. Fakat hiçbir ilaç fayda etmiyordu. Kâr etmedi. Bundan birkaç damla damlattım. Birkaç gün hayatındaki mantar tamamen yok oldu. Çocukta pişik şeklinde mantarlar oluşuyordu, iyileşmiyordu. Yani tırnak mantarı, el ve ayaklarda parmak mantarı, tırnak mantarı, akne, sivilce, haya mantarı, vajina mantarı gibi mantarları akneyi iyileştiriyor ve bunlar klinik araştırmalarla belgelenmiş. Çay ağacı dersek yalnız
Bunun birkaç türü var. Bazıları bilmeden mi Latincesini yanlış veriyorlar, bilerek mi veriyorlar anlamıyorum, çözemedim çünkü. Enteresan. Kötü niyetli mi yoksa iyi niyetli mi? Bazıları internet sitelerinde yanlış isim veriyorlar, Latincesini yanlış veriyorlar. Yanlış mı yönlendirmek istiyorlar yoksa bilmiyorlar mı anlamadım. Bazıları da maluka denen hiç etkisi olmayan bir süs bitkisinin etirik yağını satıyorlar. Bu da yanlış. Doğru olan Malaloica alternifolia. Evet, bu arada şimdi bunlar çok önemli İbrahim Bey. Yani yanlış bilgileri edinip de işte hayatımızı uygularsak çok ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşabiliriz. Hem telefon numaralarını hatırlayalım sevgili seyircilerimiz. 0212 alan koduyla 331 32 17 18 19 3 ayrı hattı arayarak İbrahim Bey'in bahsetmiş olduğu sağlık sorunlarıyla ilgili sizin de sıkıntılarınız varsa daha fazla bilgi alabilirsiniz. Hem de benim gibi siz de böyle bitkiler dünyasına karşı bir ilginiz varsa ve doğru bilgiye nasıl ulaşabilirim diyorsanız da buyurun efendim İbrahim Bey'in anlattıkları beyni diyelim çünkü kendi kaleminden tam kalın kalın gördüğünüz gibi 3 cilt halinde şifalı bitkiler ve alternatif tıp İbrahim Gökçek kaleminden dediğimiz gibi bunları da temin ederek hem kitap okumuş oluruz hem de bitkilerle ilgili doğru bilgiler değil mi? 7000 adet burada bitki var sevgili seyirciler. Nedir ne değildir hangi sağlık sorununda şifa kaynağı resimleriyle beraber çok hakikaten çarpıcı bilgi sahibi olabilirsiniz diyelim. Bunu da hatırlatalım çünkü bunlar çok önemli yani es geçersek ondan sonra yani çok özür diliyorum. Kendi adıma da konuşuyorum. Mesela okumasak hani cahil durumuna düşeriz. Evet. O durumda da birçok hatalara sebebiyet verebiliyoruz İbrahim Bey. Ondan sonra hiç yani bizde olmayan hastalıklar ardı sıra geliyor. Benim burada bahsettiklerim profesör yani kendi kliniğinde araştırma yapmış. Profesör Doktor Bazet ve ekibi akneye karşı. Profesör Doktor Williams ve ekibi tırnak mantarı ayak, el, ayak ve parmaklardaki tırnaklara karşı. Blaise, Profesör Doktor Blaise, vajina mantarına karşı denemişler. Ben kendim de, kendi oğlum üzerinde testislerindeki mantara karşı, hayadaki mantara karşı denedim. Bununla ilgili ilk araştırmayı İngiliz asıllı Christopher Dier adlı şahıs Avustralya'da araştırmalar yaparken, yani 150 yıl önce yaralanıyor ve gidiyor gölde su birikintisinde ayağını yıkıyor. Kanıyor, yarayı yıkıyor. Bakıyor ki birkaç sonra yara izlik kalmamış. Allah Allah ne oldu da diyor bu kadar kısa sürede bu yara iyileşti. Derin bir yara, ağır bir yara. Araştırıyor ki gölün kenarına yetişen Malaloica ağacının yaprakları göle dökülüyor ya. O yapraklardaki eterik yağlar suya geçiyor. Suda hiç mikrop bulamıyor. Göl tertemiz. Mikrop yok, tertemiz. Ha diyordum bunda çok büyük nimet var. Ve hemen orada İngiltere'ye dönmüyor. Orada bir çiftlik alıyor vesaire. Yüz binlerce şimdi burada bitki yetiştiriyor bu şahıs. Yani yetiştirmiş. Çocuklara devam ediyor. Çok güzel. Malaloica alternifolia akneye, sivilceye, mantara karşı çok çok etkili. Hiçbir yan tesiri yok. Tamamen doğal. Bir damla fazla değil bir damla. Benim az önce sürdüğüm gibi. Evet bir damla sürmek yeterli. Peki İbrahim Bey hani kronik yorgunluk dedik ya ben de hakikaten çok sıkı yaşıyorum hayatımda. Böyle mesela hani hiçbir şey yapmıyorum. Ama o gün yani inanılmaz bir yorgunluk sanki çok çalışmışım hem beynen hem bedenen. Ve inanılmaz çalışmışım gibi böyle kolumu kaldırmaya takadım yok sürekli uyumak istiyorum. Uyudukça hani uykuyu getirir derler ya. Aynen öyle durumda. Mesela benim annem de öyledir. İşte ablam hakeza öyle ve birçok kişi öyle. Geçenlerde bir iki arkadaşım aradım. Hani dışarı çıkalım kahve içelim falan dedim. Bir arkadaşım uyuyor. Uyuyorum ya diyor. Gündüz yani saat 4-5 gibi. Sonra bir başka arkadaşım aradım. O da ya yorgunum şimdi evden çıkamam vesaire. Yani bunların sebepleri bu bir bağırsaklardaki mantarlar dediniz. Mantar, bir diğeri de virüsler dediniz. Yani bunlar mantar varsa virüs de oluyor. Yani bağırsağında mantar olan da genital, sihir, genital herpes oluyor. Çoğu dikkat etmiyor. Peki, çoğu zannediyor ki et beni zannediyor veya ilgilenmiyor. Fark etmiyor, aktif olmuyor. Çünkü bu aynı kelebeğin, koza, tırtırın, kelebek olmadan önce kozadaki hali gibi virüs sinir kökünde bekliyor. Bağışıklık sistemi çöktüğü zaman harekete geçiyor. Yani kişi de pek ilgilenmediği için aradan yıllar geçiyor. Kronik yorgunluk sendromu teşhis edilemiyor. Anlaşılmıyor. Mantar olanda mutlaka virüsle birlikte oluyor. Bağırsağında mantar olanda virüs de oluyor. Peki ne yapacağız? Bunları nasıl tüketeceğiz? İksir, aloe vera jel, damar çayı, enfeksiyon çayı. Harici olarak sürmek için de bu çay ağacı yağı veyahut da Malaloica yağı.
Melaleuca'ya birkaç damla yetiyor. Yani fazla sürmeye gerek yok. Bir damla yetiyor. Büyük bir akneye bir damla yeterli. Süper. Veya genital bölge. Evet, bir de bu dil testiyle ilgili biraz daha bilgi verir misiniz? Çok ilgi çekiyor çünkü. Herkes o testi yapıyor valla. Hani bende de acaba bağırsaklarımda mantar var mı yok mu gibi. Hani dilin rengiyle evet, alakalı. Evet, dilin üzerinde beyazımsı bir tabaka varsa mantar var. Tamam. Sarımsı bir tabaka varsa çok mantar var. Kahverengimsi bir tabaka varsa çok çok mantar var. Siyahlaşmışsa doktora gitmesi lazım acil. Bazı ağır problem olabilir. Dilin sağlı solu diş izleri varsa dilin kenarlarında karaciğerlerde yağlanma var demek. Karaciğerinde yağlanma varsa bağırsakta zaten problem var. Çünkü karaciğer durup dururken yağlanma. Karaciğer iki nedenle yağlanır. Bir alkol içiyorsa. İki bağırsaklarında mantar varsa mantarlar da alkol üretiyor. Alkol içmeyen kişilere diyor ki ya bende nasıl oluyor da karaciğer yağlanması oluyor. Bağırsağınızda mantar zaten alkol üretiyor. Zehirli gazlar, zehirli alkoller nereye gidiyor? Emiliyor, karaciğere giriyor. Alkol içmese de kişi alkol içmiş gibi oluyor. O zaman yani sağlık noktasında bu her türlü kötülüğün anası bağırsaklardaki mantar. Bağırsaktaki mantarlar. Mantar olduğu zaman virüsle birlikte koloni şeklinde yaşıyor. Yani burada ilim adamları çözemiyor. Neden acaba virüsle mantar birlikte? Yani bazı canlılar birlikte birbirinden istifade ediyor. EBV virüsü bütün mikropları kontrol ediyor. Akıllı virüs. Terörist başı gibi bu da. Yani kontrol edici özelliğe sahip. Hangi organa yerleşirse o organdaki mikropları organize ediyor. Bunlar çok önemli şeyler. Evet. O zaman hemen en kısa zamanda kendi durumumuzun fotoğrafını çekip ona göre yol haritası belirliyor olmamız gerekiyor. Evet. Yani bağırsaklarda mantar varsa ki birçok işte gözüküyor şimdi, diyorsunuz. Bu yöntemleri düzenli olarak kullanıyor olmamız çok önemli. Ayşegül Hanım genital sile yakalanmış. İki yıl önce. Atlatmış. Zannediyor ki bitti. Hiçbir şeyim yok. Fakat iki yıldır halsiz, dermansız, yorgun, bitkin, en ufak bir aktivitede yoruluyor. Enerjisi yok. Kemikleri ağrıyor, eklemleri ağrıyor, baldırı, bacakları ağrıyor. Ayakların altı ağrıyor. Ya ben eskiden böyle değildim diyor. Dedim ki, genital sihir, genital herpes var mı? Yok diyor, iki yıl önce atlatmış. Atlatmıyor. Bağışıklık sistemi şimdi geçici olarak onu durduruyor. Zannediyor ki atlattım. O faaliyetine devam ediyor içeride. Sadece geçici olarak. Geçici olarak durduruyor. Durdurduğu için, pasif olduğu için, yani harici deri üzerinde herhangi bir şey çıkmadığından atlattım diyor. Durup dururken atlatamazsınız ki. Bağışıklık sistemi yenemiyor işte. Yenebilmek için iksir, aloe vera jel, çay ve bu ürünleri kullandığınız zaman tamamen vücuttan mantarı ve virüsü atmadıkça olmaz. İki yıl öncesine kadar yerinde duramayan bayan, şimdi çok hafif bir çalışma temposuna girdi mi, dinlenmek zorunda hissediyor kendini. Günde birkaç defa yatmak istiyor. Evet. Eskiden 5 saat, 6 saat uyuyan bayan, şimdi 10 saat uyuyor, fazla. Yine kendine gelemiyor. Halsiz, dermansız, yorgun, bitkin, sürekli uyumak istiyor, sürekli uyumak istiyor. Evet. Uykudan başka bir şey düşünmüyor. Yeter ki uyusun. Öyle bir durum var. Bu da mantar ve virüsü yok etmedikçe asla bu durumdan kurtulamaz. Hep böyle olacağız yani eğer bağırsaklardaki mantar ve dediğiniz gibi virüs varsa ve tedbirini almıyorsak. Peki tedbirin çözümünü de konuştuk. Hep şöyle soru alıyorum ben İbrahim Bey. Hani o yöntemlerle ilgili konuşuyorsunuz ama içeriğinde neler var? Mesela aloe vera'dan bahsediyoruz ya sürekli. Evet. Öyle mantar için jelin içerisinde ağırlıklı aloe vera var. Bu aloe veranın jeli, içerisindeki yaprağın içi jeli. Fakat bizim üretmiş olduğumuz aloe vera birçok ülkede üretilen aloe veradan farklı. Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da aloe verayı üretiyorlar. Fakat bunun içindeki jeli çıkarıp kaynattıkları için içindeki etken madde, vitaminler, mineraller, enzimler yok oluyor. Etkisi de bu nedenle Avrupalıların, Amerikalıların ve Asyalıların ürettiği. Ben de denedim 19 yıl önce başaramadım. Çünkü içindeki aloein sel yapıcı özelliğe sahip şişkinlik yapıyor. Eğer kişi bunu diğer şifalı bitkilerle birlikte hazırlamazsa, taze olarak kullanırsa, karnı böyle davul gibi olur, hamile gibi. İshal olur. Elektrol, yani mineral kaybına sebep olur. Sürekli ishallikte çok kötü. Yan etkiler. Vitamin, mineral, enzim kaybı. Yani iyileşeceğim derken daha da kötüleşir. Tabii. Aynen. Ben bunun üzerine 19 yıl önce çalıştım, başaramadım. 19 yıl sonra ara ara deniyordum, ara ara. Yani çok şükür başardık. Bunu da Fahrettin Bey'e borçluyuz. Rusya'dan gelen
Türk hekimi. Güzel. O da en ağır kanser hastalarını tedavi etmiş bir şahıs. Oo, çok güzel. Onu ziyarete gittiğimde evinde hep aloe vera, her türlü üründe aloe vera kullanıyor. Dedim ki bu bozulur normal olarak benim bildiğim. Çünkü ishale sebep oluyor, şişkinliğe sebep oluyor. Nasıl kullanıyorsun? Dedi ki şu bitkileri karıştırdığınızda bu özelliği yan tesiri ortadan kalkar. Evet, sağ olsun onun sayesinde. Ne güzel, teşekkürler evet. Bir kez daha. Dolayısıyla aloe vera ağırlıklı olup içerisinde 19 tane bitkiden bahsediyor olmak mümkün sevgili seyircilerim. Zaten aldığınızda elinize geçtiğinde içindekiler kısmında hangi bitki var onu bizzat okuyorsunuz, göreceksiniz. Lazengül var mesela, mantara karşı çok etkili. Klinik araştırmaları burada yok. Burada yok mu? Şöyle bir bakayım. Lazengül yok. Burada ayrı kökü var, civan zerçeği. Mahonya var. At kuyruğu, mahonya. Bizim cırtatı, neydi o? Cırtatan. Cırtatanımız yok mu? Bir tane atsaydık. O cırtatanı rastgele bazılar burnuna çekiyor. Burun kanamasına sebep olur. Çünkü o konuya girmek istemiyorum. Bazıları deniyorlar. Aman bu sinüzitten kurtulayım diye. Sinüzitten kurtulmak için iksir aloe vera jel kullanmak daha iyi. Çünkü kökten çözüm, kalıcı çözüm. Cırtatanla buruna çektiği zaman burun kanaması yapar. Bu sefer de burnum kanadı vesaire diye panik olur. Evet işte bunları bilmek lazım. Detay ya, onun için bilmek gerekir. Aynen. Mahonya akufolyum. Bununla ilgili Almanlar Profesör Doktor Wiesner'a klinik araştırması yapmıştır. Sedef'e karşı dünyada en etkili bitki. Sedef. Sedef'in sebebinin de bağırsaklardaki mantarlar olduğunu İtalyan asıllı Doktor Simoncini klinik araştırması yapmış 30 yıl. Sedef hastalıkları üzerine dünyada en büyük araştırmayı yapan ve buluşu yapan tek kişidir Simoncini. Simoncini. Bilgileri vardı değil mi Google'dan, internette? Hani merak internetten edenler girip bakabilirler. Videolar var. Hatta bu şahıs bu buluşu yaptığında susturmak istediler. Fakat medya takip etti, destekledi. Bazı tıp otoriteleri karşı çıktılar. Mahonya akufolyumun genelde böyle oluyor. Bu kabuğu berberitsin denen madde içerir. Bağırsaktaki mantarlara karşı bu da etkili. Yani aloe vera kadar değil ama. Yine de etkisi var. Sedef de çok çok etkili. Klinik araştırmalarına Profesör Doktor Lütke, Profesör Vizyoner, Profesör Gaye klinik araştırması yapmışlar. Belgelenmiş her türlü sedef çok bu bitkiyle tedavi edilebilir. Bizim ürünlerin içerisinde zaten bu var. Dolayısıyla o yöntemi Mahonya. Kullanarak da o zaman sedef hastalığında dur diyebiliyor tabii, muyuz? Tabii iksir, aloe vera jel, lezyonlardan çay. Kurtulabiliyor kurtulur, mu kişiler? Tabii. Çok güzel evet. Ya. O zaman şu an hani şimdi tabii alıştık sürekli sizinle program yapıyoruz ya İbrahim Bey. Aklıma mesela şöyle bir düşünce geldi ister istemez. Masanın üzerinde mesela işte ayrı kökünden civan perçemine, at kuyruğuna, aloe vera'ya kadar birçok bitki. Bunlar ya inanılmaz önemli. Değil mi yani? Tabii klinik bunlar ayrı. Bunlar romatizma ile ilgili. Mesela şeytan pençesi. Yani sonuçta romatizma, kökü, işte sedefe her neyse karışık ama bu bitkiler gerçekten çok kıymetli bitkiler. Şimdi, sedef diyorsunuz mesela şu bitki. Mahonya klinik araştırmalarla sedefe karşı etkisi %100 ispat edilmiş harika bir bitki. Harika yani süper. Profesör Doktor Wiesner. Dünyanın en meşhur fitoterapi uzmanlarından birisi. Bu da şeytan pençesi kökünden elde edilen kakao şeklinde ama kakao değil bu. Evet, bir bakalım. Türkiye'ye ilk getiren benim bunu. Şeytan pençesi kökü. Nereden geldi bu? Nereden getiriyorsun? Çin'den geliyor. Çin. Evet, Çin'den, kakaoya çok benziyor. Çin'den getiriyoruz. Tadı şeytan da kakao pençesi. Benzer zaten. Şöyle gösterelim sevgili seyircilerimize. Bu bitki. Döktüm değil mi? Biraz döktün mü? Şeytan pençesi göstereyim kökü. Göstereyim derken. Harpagophytum. Kokusu da güzelmiş. Kokusu içmesi güzel. Takıntım var mı? Aromatik güzel değil. Bir tadı var. Çilevi çok güzel, içmesi güzel. Bununla ilgili Profesör Doktor Şeytan pençesi Kubrinski, bir bayan. Freiburg Üniversitesi'nde, Almanya'da 10 binin üzerinde hasta üzerinde artrit, yani eklem iltihaplanması, artroz, eklem deformasyonu, vibromiyacı yumuşak doku romatizması, evet. Omuz, sırt, bel, kalça, diz ağrıları olan, yani her türlü romatizma rahatsızlığı olan hastalar üzerinde seçmiştir ağır hastaları ve bunlar üzerinde klinik araştırması yapmış. Bugüne kadar sadece bu bayan profesör doktorun yapmış olduğu 10 binden fazla insanı tedavi etmiştir. Şeytan pençesi kökü. Güzel. Şeytan pençesinin kökü bir ana gövde kazık şeklinde bir kökü var. İki saçak şeklinde yan kökler var. Üç yerin 2 metre derinliğinde patates gibi yumruları var. Yani patates gibi direkt yumru değil, biraz uzunca havuçla patates arası. Bu kökler
Harpagozit denen etken madde içerir. Harpagozit, romatizmaya karşı dünyada en etken madde. Her türlü omuz, sırt, bel ağrılarını, yumuşak doku romatizması, artrit, artroz, her türlü romatizmayı tedavi etmek mümkün. Güzel. Şey, klinik araştırmasına belgeli. Ardıç tohumu, ısırgan otu, at kuyruğu otu, civan perçem otu, ayrı kökü gibi bitkilerle karıştırarak ortak bir çay harmanı hazırlıyoruz şu şekilde. Bu, buradaki bitkilerin ortak karışımından elde edilmiş özel bir çay harmanı. Romatizmaya karşı. Evet. Böylece etkisi %100 daha, çok daha etkili. Çok çok etkili. Ay ben bunların kokularına bayılıyorum. O kadar güzel kokuyorlar ki. Mis gibi. Evet. Süper. Şöyle gösterelim sevgili seyircilerimiz ama döküyorum da bir yandan gösterirken görsün istiyorum çünkü bizi izleyenler. Neydi bunun ismi? Isırgan otlu karışımlı çay. Isırgan otlu karışımlı çay. Kullandığımız zaman hangi sağlığın sorumlusu? Romatizmanın her türüne karşı. Her türüne iyi geliyor. Kullandım. Düzenli olarak mı? Nasıl kullanacağız? Kronik ve akut oluşuna göre. Çok güzel kokuyor. Mesela Mehmet yapsak Bey, da içsek şu an keşke. Ankilozon spondilite yakalanmıştı. Ankilozon spondilit genellikle kolitle birlikte olur. Bağırsak enfeksiyonuyla birlikte olur. 19 yaşında bir genç. Yavaş yavaş bükülmeye başlamış böyle. Rahmetli Sunap Ekuysal hastalığı evet, deniliyor değil mi hastalık, ona? Hastalık. Yani hafif hafif yürümekte zorlanıyor. Perişan olmuş 19 yaşında. Normal olarak 19 yaşında çok nadir olur. Ya dedi ki bu ilaç kullanmaktan perişan oldum. Kaç yıldır ilaç kullanıyorum. Var mı bunun bir çözümü? İnşallah bakacağız dedim. Biz ona iksir, tonik ve özel bir çay gönderdik. Bir ay, iki ay geçti aradan dedi ki etkisi olmuyor, etkisi olmuyor. Sabret dedim. Acelesi yok. Çünkü hastalık kronik, yıllardır var olan bir hastalık. 6 ay sonra beni ziyarete gel. Allah razı olsun senden dedi. Artık futbol oynuyorum. Yani yürüme zorluğu boş ver. Artık düzelmiş güzel. Tamamen futbol oynuyor. Ne güzel. Böyle teşekkürler Allah razı olsun dönüşlerini siz alıyorsunuz, aldığınızda bana böyle söyleyince biliyorsunuz ben dayanamıyorum. Hani olur ya bir gün sunuculuk biterse İbrahim Bey biliyorsunuz. Yani direkt olarak asistanınız olarak sizin yanınızda işe başlıyorum. Yani burada sözünüzü alıyorum. Direkt olarak yani sırf bu teşekkürleri Allah razı olsunları duymak için. Çünkü hakikaten es geçiyor olmamak gerekiyor. Yani bir sağlık sorunu. Hep diyoruz ya sağlığımız varsa her şeyimiz var ve hani mutluluk, huzur, ne bileyim hepsi bence sağlık olunca ondan sonra o mutluluğun da anlamı, huzurun da anlamı, aşkın meşkin de anlamı ortaya çıkıyor. Sağlığımız yoksa hiçbir şeyden tad alamıyoruz. Bu anlamda da insanların derdine derman oluyorsunuz bitkiler yoluyla. Ne mutlu size. Şimdi az önce konuştuğumuz konularla ilgili işte sivilcelerle, aknelerle ilgili sorularımız var İbrahim Beyciğim. Ama özellikle de güneş lekeleriyle alakalı da sormuşlar. Az önce İbrahim Bey'in bahsetmiş olduğu, hatta benim uyguladığımı da söylemişler. O yöntem güneş lekelerine iyi gelir mi? Yani şu. Valla bu, şimdi bu her türlü yara izlerini dahi iyileştirir. Malaloka. Akne izlerini, sivilce izlerini iyileştirir. Fakat güneş lekesi izini denemedim, bilmiyorum. Bir şey, bilmediğim konuda konuşmam yanlış olur. Ben bilmediğim konuda o zaman şey bunun esas amacı sivilce, akne, sivilce. Az önce anlattığınız. Tırnak mantarı, deri mantarı veyahut da kasıklarda veya tırnaklarda, parmakta. Şimdi ben bilmediğim bir konuda konuşmam yanlış olur. Peki o zaman kim göndermişti o soruyu? Yine tam detaylı bilgi içinde sevgili Nesrin Eken'e 0-212-331-32-17-18-19 arayarak daha fazla bilgi alabilirsiniz diyelim. Yine sevgili Işıl Öz hanımefendi demiş programımızı yeni izlemeye başladım. Bahsedilen yöntemlere nasıl ulaşabilirim? Tekrar belirtir misiniz? Ekranda görüyorsunuz efendim telefon numaralarını hemen şimdi arayarak daha fazla bilgi alabiliyorsunuz. Ve iyi çalışmalar diye sözüne başlayan Hira Nur hanımefendi. Ben bir aydır sinüzit akıntısından şikayetçiyim. Genizimdeki akıntı çok fazla. 10 gün önce kulak burun boğazcıya gittim. Bana düşük dozda antibiyotik ve burun damlası verdi. Fakat 2 aylık hamile olduğum için vermesi gereken antibiyotiği veremediğini söyledi. Dolayısıyla sinüzitten kaynaklanan genizit akıntım hiç geçmiyor. Acaba ne yapabilirim? İbrahim Bey bana yardımcı olsun demiş. Geçmiş olsun. İksir, aloe vera jel ve sinüzit çayı. Kullandığı zaman bir ay, bir buçuk ay artı hamile olduğu için cenine zarar vermez. Bir bayanın yani hamile olduğu için bağışıklık sisteminin güçlenmesi, ceninin de bağışıklık sisteminin güçlenmesi etkiler. Negatif değil, pozitif etkiler.
Herhangi bir yan etkisi yok. Güzel. Bir de İbrahim Beyciğim, bilmiyorum hani yersiz bir soru mu değil mi diye böyle okudum ama hani yardımcı olmak adına okuyayım da bilmiyorum nasıl bir cevap verirsiniz. Mesela şöyle devam etmiş. Şu hamilelik sürecinin ne kadar zor olduğunu bildiğim için Allah kolaylıklar versin sevgili Hiranur Hanım'a. Mide bulantım had safhaya ulaştı. Ne yemek yiyebiliyorum, ne su içebiliyorum. Çok zor durumdayım. Çok da zayıfladım. Acaba bitkisel bir çözümü var mı İbrahim Bey'in demiş. Benim bu sıkıntılarımdan kurtulmam adına. İksir kullandığı zaman bulantılar tamamen kısa sürede keser. Öyle çünkü mi? Zencefil içeri, taze zencefil her türlü bulantıya karşı çok çok etkili. Hı hı. Bu iksir de çok yoğun oranda zencefil içeri. Hı hı. Yani hamileye herhangi bir yan etki vesaire söz konusu değil. Bulantıya birebirdir. Hı hı. Çok çok iyi gelir. Evet, taze peki. Zencefil çayı da içebilir istersen. Ama gerek yok. İksir kullandığı zaman artı bağışıklık sistemi güçleniyor. Vücudu arıtıyor. Hı hı. Hamile bayanlar 8. 9. aya doğuma yakın sıralarda ozon yağı sürülürse karınlarına, bacaklarına yırtılmaları önler. Evet, ozon yağımız var değil mi? Onu da gösterelim. Evet. Özellikle ozon sevgili Hiranur Hanım bayanlarda böyle bayanlarda böyle derin yırtılmalar olur kaslarda. Evet. Doğuma yakın sıralar 8. 9. ayda. Ozon yağı sürdüğünde bu bölgelere onun önüne mi geçiyor? Kasların açılması kolaylaşır, yırtılmalar önler. Hı hı. Güzel. Doğumdan sonra da sürdüğünde daha kısa sürede toparlanmasını sağlar. Hı hı. Hiçbir yan tesiri yok. Tamamen doğal. Hı hı. Evet. O zaman devam edelim. Devam. Romatizması olan Zonguldak'ta bir hanımefendi namaz kılamıyor. Secdeye dahi gidemiyor. Oturduğu yerde namaz kılıyor böyle robot gibi. Hı hı. Kalçadan ve dizden ameliyat olması gerekiyor. Protez takılması gerekiyor. Fakat ameliyattan çok korkuyor. Bir de tansiyonu var, kalbi var, bronşitu var, bir sürü hastalığı var. Ameliyat olması mucize. Yani ameliyat masasında kalma rizikosu çok büyük. Hı hı. Kızı var burada, Serpil Hanım. İksir, tonik, romatizma çayı aldı, gönderdi. 5-6 ay sonra bir de baktım bir bayan geldi. Gökçek, beni tanıyor musun dedi. Kapıya böyle şeyle bastonla vurdu. Buyurun dedim. Dedi ki ben Zehra, Zonguldak'tan geliyorum. Buyur teyze. Panik oldum dedim, acaba bir şey. Dedi ki buraya gelebildiysem önce Allah'ın sonra seni sayende. Ne oldu dedim. Güzel. Ben dedi secdeye dahi gidemiyordum, namaz dahi kılamıyordum. Oturduğum yerde namaz kılıyordum. Şimdi dedi geziyorum. Tabii. Buraya ekstra gelmiş. Tabii. Teşekkür etmek için gelmiş. Hı-hı. Sağ ol dedim, teşekkür. Ne güzel. Yani bazı insanlar böyle dualarını almak tabii ki çok tabii önemli. Tabii ki çok önemli, çok güzel, çok keyif verici. Evet. Bence yapmış olduğunuz işin en önemli kısmı bu. Evet. Yani o teşekkürleri, o Allah razı oluyor cümleleri. O yüzden demin az önce söyledim ya. Kesin yani yanınızda çalışmaya evet. başlayacağım yakın zamanda. Ne güzel, inşallah hep öyle bu bitkileri, bu yöntemleri kullanarak birçok kişi sağlığına kavuşuyor evet. inşallah. Bizim Doktor Süleyman Bey var. Onun da annesi 68 yaşında protez takılması gerekiyordu. Kalçasında 68 yaşında. Kemik. Fakat onda çok hastalığı var. Bronşitü var, tansiyonu var vesaire. O da çok zor durumda. Dedi ki ya bir çözüm üretelim. Annem dedi durumu çok kötü. İşte iksir tonik kemik çayı bizim ürünleri kullanmaya başladı. Tam 6 hafta sonra kemikteki kalsiyum yoğunluğu %68 yükseldi. Doktorlara ameliyata gerek yok dediler. Yani maşallah. Kalçanın bu framur dediğimiz baş bölgesinin kırılma rizikosu ortadan kalktı. Ve normal yaşantısına döndü. Ne güzel. Kemik erimesinde aniden kalça kırılabilirdi yani. Maşallah. Peki Cüneyt Bey, sedefle ilgili az önce değinmiştik İbrahim Beyciğim. Sedef hastalığı, daha doğrusu sedef lezyonları varmış ama yaklaşık 5 yıldır Hülya Hanım. Ben bu durumdan yana gerçekten çok çekiyorum. Zaman zaman dışarı çıkamıyorum ancak çalıştığım için mecbur çıkmak zorunda kalıyorum. Çalışmadığımı farz edersek gerçekten hiç dışarı çıkacak durumda değilim. Çünkü lezyonlarım çok geniş ve akıntılı demiş. İnsanlarla tokalaşmaya bile bazen çekinebiliyorum. Acaba ne yapmam gerekiyor? Çok geçmiş olsun ya. Evet. Böyle ciddi zaten, o sedef hastalığını yaşayan için de hayat kötü olsa gerek. Ama neyse ki çözümü var. Aloe vera ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde California Louis Pauling Enstitüsü'nün yapmış olduğu klinik araştırması var. Klinik araştırmasında bağırsaktaki mantarlara karşı sedefe eksemeye karşı belgelenmiştir etkisi. Aloe veranın. Aynı şekilde mahonyanın da etkisi ispat edilmiş. Klinik araştırması var.
İksir, aloe vera jel, bu gördüğünüz ürünleri. Hı hı. İksir, aloe vera jel ve özel bir çay kullandığında kişi yavaş yavaş bu rahatsızlıkları ortadan kalkar. Problem değil. Fakat hastaya göre tedavi süreci değişir. Mesela bana çok normal. Bundan 3-4 yıl önce birisi geldiğinde Ağustos ayında adamcağızın sadece şu yüzü gözüküyor. Ay evet, o örnek çok çarpıcıydı ama ne zaman anlatalım İbrahim Beyciğim? Evet. Kısa bir. Evet. Reklamları siz söyleyin lütfen. Reklamlar deyin hadi. Reklam. Çok kısa bir ara. Sevgili seyircilerimiz, reklam dönüşü tekrar İbrahim Bey ile karşınızda olacağız. Evet, açın İbrahim Bey. Saygılar. Son bölümde karşınızdayız sevgili seyirciler. Deyin. Ay sevgili seyirciler, o kadar keyifli bir insan ki İbrahim Bey. Hakikaten çok güzel gönlünüz, yüreğiniz, kalbiniz var. Sizi çok seviyoruz. Zaten ben hep söylüyorum, yaklaşık Aralık ayından beri Sine 5'te Uzman Gözü'ne programı sunuyorum. Artık burada bir aile gibi olduk sevgili seyirciler. Gelen konuklarımız siz zaten ayrı. Sizinle çok ciddi, güzel bir iletişim köprüsü oluşturduk. Sevgili, bilmiyorum şu anda tatilde olduğunu biliyorum ama Hatay'daki Muhsin Hanım, sevgili... İzmir'den Emel Hanım, Ankara'dan Ayşe Hanım, tabii saymakla bitiremem. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyorum ama programımıza gelen konukları ayrı bir seviyorum. Fakat İbrahim Gökçek'in yeri bizde, ekip olarak da öyle düşünüyoruz, çok ayrı. Gerçekten çok şekersiniz İbrahim Beyciğim. Allah sevdiklerinizle beraber sağlıklı, sıhhatli, güzel güzel ömürler versin diyelim. Ve son 5 dakika, hem 5 dakika hem niye çok konuşuyorsun diyorsunuz biliyorum ama sorularla devam edelim. Onur Bey demiş ki zaten konuşuyorduk, sırtta hafif eğimi var, ne önerirsiniz? Bu arada örneği de yarıda bırakmıştık, onu da devam edelim. Bir de Serkan Bey, İbrahim Gökçek Beyefendi'ye bir sorum olacak. Her gün spor yapan bir insanın... sigara ve içki kullanmıyorum ama her sabah yorgun uyanıyorum. Ne yapmam gerekiyor? Bitki tavsiyeleri iyi gelir mi? Teşekkürler demiş. Biz teşekkür ediyoruz. Serkan Bey de sigara ve içki kullanmıyormuşsunuz. Valla tebrik ediyoruz size. Ama önce örneği bir anlatalım, sonra soruların cevabını alalım. O şahıs bana geldiğinde Ekrem Bey, Ağustos ayında sadece yüzü gözüküyor. Her tarafın başına bere giymiş özel. Her tarafı kapalı. Elleri buraya kadar. Uzun değil. Ben de terörist zannettim. Bu adam acaba... Bir niyeti kötü müdür diye elimi çekmeceye attım. Tedbirli davranayım diye. Dedi ki, o da anladı, dedi ki yok ya hastayım dedi. Buyurdum. Ay çok kötü. Şeref dedi, her tarafım yara. Allah Allah, iyi. Neren dedim, her yerim dedi. Bakayım dedim. Kafasını açtı ki böyle kerme kerme gibi olmuş böyle. Pul 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 pul. Her tarafı yara. Hele evet, ağır de... durumunu yaşamış demek evet, ki. Dedi ki sen hele sırtımı kolumu böyle atnalı kadar yaralar. Of. Hiç öyle ben hastalık görmemiştim. Vücudunun %80'i. Mahonya'nın kremi var. Almanya'dan getireyim sana dedim. Hesap ettik. 50 bin bilmem ne kadar para tutuyor. Dedi ki para zaten yok dedi. Bana ucuz bir şey ver. Hı-hı. İtkili olsun. Hı-hı. Bir. İkincisi benim hanım beni pek sevmiyor dedi. Akraba 50. Sırtıma krem falan sürmez o dedi. Hı-hı. İyi dedim. Bu genç çalıştığı iş yerinde... Çalışırken bu hastalığa yakalanmadan önce bir bayan buna aşıkmış. Gelip gidip aşkım sevgilim falan diye taciz ediyormuş. Adamcağız da ya beni rahat bırak ben evliyim diyemiyor. Niye diyemiyor ki? Utanıyor acaba? Çok. Allah Allah, kibar öyle erkek var. Bir beyefendi gelip gidip aşkım diyor buna. Bu da artık söyleyemiyor. Bunalmış bunalmış. Birdenbire bir ay sonra her tarafında yara çıkmış. Stresten dolayı. Tetikleyici tabii esas. Burada tetikleyici faktör. Bağırsaklarındaki mantarlar, kullanmış olduğu antibiyotiklerden kaynaklanan mantarlar. Fakat stres bunu tetiklemiş. Her tarafı yer olmuş. Tam 11 defa Sivas Kangal'a gidiyor. Bütün izin alıyor her yıl. Tedavi için. Orada havuz, balıklı göl var. Şey, evet. Havuz var. Orada küçük küçük balıklar geliyor, yaralarını böyle temizliyor. 3-4 hafta sonra yaraları iyileşiyor. İstanbul'a dönüyor. 3-4 hafta sonra tekrar her tarafını yara kaplıyor. Yani bir ay rahatlamak için gidiyor Sivas Kangal'a. 11 defa gitmiş. Hı hı. Dedim ki hiç denemedim ama iksir, tonik bir deneyelim. Çünkü bağırsaktan mantardan kaynaklanıyor. Hı hı. Bağırsaktaki mantarları yok ettiğimiz zaman bu hastalık yok olur. Bana göre. Hı hı. Tamam deneyelim de. Ürünleri kullandı, kullandı. 3 hafta sonra geldi. Başında bere yok. Ne oldu dedim. Ben de şaşırdım. Ben 3-4 ay dedim. 3 ay, 3 hafta sonra başındaki bereyi çıkarmıştı. İyileştim dedi. %80 iyileşmişti. %80. Nasıl iyileştin? Kortizon kullandı zannettim. Kortizon kullanmadım. Senin ürünlerini kullandım. Ve %80 iyileştim.
Çok güzel bir başarı. 3 hafta içerisinde. Hı hı. Şimdi bazıları diyor ki ben neden 3-4 haftada iyileşmiyorum? Hı hı. Kişiye göre, bünyeye göre tedavi süreci değişir. Tabii. Kimi 3 ayda iyileşir? Yani bazı insanlar da kullandığında iksir, aloe vera jel ve sedef çayını kullandığı zaman derinin altındaki bütün cerahat, çuruf, pislik dışarı atıyor. Hı hı. 3. 4. haftada sedef yoğunlaşıyor. Geçici olarak derinin altındaki de dışarı atıyor. Panik oluyor. O benim yaralarım azdı diyor vatandaş. Ama sabretmesini bilmiyor. Normal bir süreç. O zaman 3-4 hafta sonra veya 5 hafta sonra duruma göre bazıları bırakıyor. Ben daha kötü oldum. Halbuki iyileşiyor. O bir süreç. Derinin altında ne varsa dışarı atıyor. Dayanabilirlerse 4-5 hafta sonra yavaş yavaş iyileşiyor. 3-4 ay sonra hiçbir şey kalmıyor. Oh ne güzel. Tamamen iyileşiyor. Süper. Bu arada sevgili seyircilerimiz bir kez daha hatırlayalım. 0212 alan kodumuz 331-32-17, 331-32-18, 331-32-19'u arayarak daha fazla bilgi alabilirsiniz. Şimdi son birkaç dakika Onur Bey'le başlayalım. Gerçi hep konuştum öyle mi? Sevgili yönetmenim Mahmut son bir diyor. Peki Onur Bey sırtta hafif eğilme var, ne önerirsiniz? Ankilozun spondili çok ağır rahatsızlık. Evet. Tedavi ederiz, ettik zaten, ediyoruz. Ama süreç kişinin kişiye bünyeden bünyeye değişir tedavi süreci. 3 ay, 4 ay, 5 ay sürebilir. Tamam, yine her gün spor yapan bir insanım, sigara içki kullanmıyorum diyen Serkan Bey, sürekli yorgun hissediyorum kendimi. Mantar dolu. Bizim kickbox hocası var şeyde, Fındıkçı'da. Sürekli yorgun, sporcu ama sürekli yorgun. Dedim ki antibiyotik mi kullandın? Evet. Diline bir baktım bembeyaz. Bağırsakları mantar dolu. İstediğin kadar spor yaptı. Ne yapsın? Bu yöntemleri evet, uygulasın yani. Düzenli olarak. Evet, sevgili Fatma Yıldırım, fibromiyerji yani kas romatizması var. Ne yapabilirim? İksir, aloe vera jel ve özel bu romatizma çayı kullandığı zaman. Eğer peki, tansiyon, kolesterol varsa damar çayı da gerekir. Peki. Yoksa bunlar yeterli. Peki. Herkese çok çok geçmiş olsun bir kez daha diyelim ve İbrahim Bey'im çok çok teşekkür ediyorum. Bugün de süremizin sonuna geldik ve size güzel, keyifli, mutlu, huzurlu bir hafta sonu sevdiklerinizle beraber geçirin diyelim. İnşallah önümüzdeki hafta tekrar görüşelim, olur mu? Hürmetler. Sağ olun. Saygılar. Hürmetler, saygılar. Değerli izleyenler, 2 günlük bir aramız var. Uzman Gözü'yle programı olarak tabii ki cumartesi pazar yayında değiliz. Ancak pazartesi günü Allah nasip kısmet ederse inşallah saatler yine 9:50 gösterdiğinde biz karşınızda olmayı ümit eder. Sadece şimdilik huzurlarınızdan ayrılırız efendim. Pazartesi